is but the form following the function of what, and what I am is a man in a mask. But on this most auspicious of nights, permit me then, in lieu of the more commonplace sobriquet, to suggest the character of this dramatis persona. Voila! In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified, and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin, vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition! The only verdict is vengeance, a vendetta, held as a votive, not in vain. For the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. V'yi bir kişiliği değil bir topluluğu ve ideolojiyi temsil ediyor. Bu gülücük maskesinin ardında yozlaşmışlıktan bıkan, liyakatsizlikten midesi bulanan, özgürlükten, adaletten, hoşgörüden, liyakatten yana bir topluluk var. Bu maskenin ardındaki şey bir ihtilaldir. Bu maske bir başkaldırının sembolüdür. Bu maskenin gülümsemesi yozlaşmışların kalbini korkudan patlatırken, iyilerinkini ise gururdan kabartıyor. Bu maskenin ardındaki ihtilal ortaya çıkmak için can atıyor. Bu maskenin ardındaki ruh, yücelik taslamanın, kısıtlanan özgürlüğün, iktidar hırsızlığının, bu ülke için canını vermiş atalarının, tarihe ve kutsala saygısızlığın, çalınan yetim hakkının, haksız yere yapılan işkencelerin, lüks içinde yaşayıp garibanlığı övenlerin, yalanların intikamıyla, yozlaşmış yaratığın yüksek makamlara uzanan ellerini kesmek için yanıp tutuşuyor. V her ne kadar bir topluluğu temsil etse de bu maskeyi takan güçlü bedenden bahsetmek gerek. Bu güçlü bedene kahraman desek yanılmayız çünkü kahramanlar toplumlardan gücünü alırlar. Zalimler kendi topluluğuna acı çektirerek bilmeden bir kahramanı yaratırlar. Bu hiçbir zaman şaşırmaz. Her zalimin karşısına toplumu temsil eden bir kahraman çıkmış ve onu ensesinden tutup yücelik tahtından indirmiştir. Buradaki kahramanın geçmişi hakkında bilgimiz yok ama çok acı çektiğini ve iradesinin acı sayesinde güçlendiğini biliyoruz. İnsanların neredeyse hepsi acıya bir şekilde alışır ancak bazı insanlar var ki acı dediğimiz şey onları yıldırmak yerine daha da güçlendiriyor. Ama bu acı kine değil bir davaya dönüşüyor. Acı sadece normal insanlarda kine dönüşür. V, Edmond Dantes'teki gibi bir ruha sahip. Edmond Dantes kadar güçlü, onun kadar fırsatları akıllıca değerlendiren bir insan. Rahata erdiği an acısını unutamıyor çünkü acı onun bir parçası olmuş. Acı bu nadir insanları yeniden doğurtur. Yani bir nevi acı denen küllerden yeniden doğmuş bir insan görmekteyiz. Bu maskenin ardındaki insan en dibi görmüş ve yukarıya çıkmak için her türlü acıyı ruhunun bir parçası haline getirmeyi başarmış. Bu acı onun içinde o kadar büyümüş ki bir davaya dönüşmüş. Bunun gibi insanlara en acı verici işkenceleri de yapsanız, gözlerinin önünde sevdiklerinin derisini de yüzseniz, bu insanlar davasından hiçbir zaman vazgeçmezler. Acıdan beslenen ve gücünü toplumdan alan bir ruha acı çektirmeyi ancak yozlaşmış aptallar düşünebilir. Hani çoğu insanın ağzında gevelediği bir laf vardır. Para her şeyi satın alır. Ama bu insanları satın alamaz. Onlara kendilerinin ağırlığınca altın da verseniz davalarından yine de vazgeçmezler. Yoldan geçen bir insana sadece birkaç altınla istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. Çünkü çoğu insan erdemsiz ve zayıftır. Guy Fawkes isminde bir anarşist. Bir terörist ama böyle bir terörist nasıl oluyor da V'nin maskesine ilham kaynağı alıyor. Guy Fawkes başkaldırının bir sembolü olduğu için bu adamın komplosu her ne kadar bozulsa da V kendisine ilham kaynağı olan bu adamın hatalarından ders çıkarmıştır ve komplosunu başarılı bir şekilde gerçekleştirecektir. Guy Fawkes'a dediğimiz gibi V'ye de bir terörist diyebilir miyiz? Guy Fawkes gerçekten de bir terörist miydi? Guy Fawkes davasında başarılı olsaydı halka yarar mı sağlardı yoksa kendi mezhebini mi yüceltirdi? Guy Fawkes'ın halk umurunda değildi, sadece kendi mezhebindeki halk umurundaydı. Kendi mezhebine yapılan baskılar onun bu komploya katılmasında rol oynamıştır ama böyle küçük bir adamın cesurca ve zekice bir şekilde krala karşı kafa tutması, fikrin onu daha da güçlü kılması, V başta olmak üzere çoğu anarşistin ilham kaynağı olmuştur. V, Guy Fawkes ile ortak noktalar barındırıyor. Örneğin o da kendi halkına yapılan baskıya ve zulme karşı bir dur demek istiyor. Bir fikri var ve bu fikir onun daha da güçlü bir insan olmasını sağlıyor. Bu fikir ise şudur, hükümet insanlardan korkmalı, insanlar hükümetten değil.
Film bir yalanla, bir propagandayla başlıyor. Yozlaşmış hükümetlerin en sevdiği şeydir yalan söyleyerek kendilerini halkın gözünde yüce göstermek. Halbuki bir hükümetin yüce olduğunu söyledikleri yalanlara değil, halkına bakarak anlayabiliriz. Yüce bir hükümet yalanlarla kendini yüceltmeye gerek duymaz. Örneğin ABD'nin veya Çin'in bugün kendisini yalanlarla yüceltmesine gerek var mıdır? Yoktur. Çünkü adamların yüce olduklarını kapitalist sistem sayesinde, bu sisteme ayak uyduran ülkelerin ne kadar gelişmiş toplum olduklarından zaten anlıyoruz. Bugün bir Amerikan veya Çin vatandaşı kendi ülkesini yüceltmeye kalkmaz. Çünkü farklı ülkeden bir insan bu adamın Amerikalı veya Çinli olduğunu anlarsa zaten ülkesinin de yüce olduğunu anlar. Adam televizyona çıkmış delikanlılık taslıyor. Delikanlı bir ülkenin delikanlılık taslamasına gerek yoktur. İnsanlar liderlerini dış güçlere delikanlılık taslasın, yapay gündem oluştursunlar diye seçmiyor. İyi bir yaşam için seçiyor. Eğer bir ülkenin vatandaşı kendi ülkesinde güvenini hissetmiyorsa, markete girdiği an gözü en ucuz gıdaya yöneliyorsa ama onları yöneten hükümet de israftan, gösterişten ve delikanlılık taslamaktan da ödün vermiyorsa, o hükümet yozlaşmaya ve ülkesine çok büyük zararlar vermeye başlamıştır. Örneğin Arap ülkelerinin çoğu yozlaşmadan dolayı sefillik çekmektedirler. Eğer din politikacıların ağzında yer edinmişse, güçten, inançtan ve birlik olmadan bahsediliyorsa geçmiş olsun, çünkü güç, inanç ve birlik kelimeleri yozlaşmış hükümetlerin ağızlarında en çok geveledikleri kelimelerdir. Bu kelimeleri o kadar iyi süslerler ki binlerce kişiyi manipüle ederler. Sokaktan geçen düşük IQ'lu bir insana güç deseniz kendisini yüce hisseder ve geçmişini över. İnanç deseniz en imanlı tür olduğunu düşünür. Birlik deseniz birleşince en güçlü topluluk olacağına ve bu gücün karşısında hiçbir toplumun duramayacağına inanır ama sadece kendisini kandırır. Güçlü ve delikanlı bir lider güçten bahsetmez, zaten güçlüdür. İnançtan bahsetmez, zaten bir inancı vardır. Ve de birlik olmadan bahsetmez, çünkü halkını kendi kanatları altında toplayabilmeyi zaten başarmıştır. Yozlaşmış bir hükümetin liderinin gözlerinin içine bakınca iyilikten eser göremezsiniz. Eşkalde bir sertlik vardır. Gözlerde ise fitneden ve öfkeden başka hiçbir şey yoktur. Din, insanları sömürmede kullanılan zalimlerin başvurduğu en iyi araçtır. Cidden televizyon karşısına çıkıp İncil'den, Tanrı'dan bahsedenlere inanıyor musunuz? Kameralar karşısında artistlik sergileyenler, güç gösterisi yapanlar, kendi alçaklıklarını gizlemek için bu hareketleri yaparlar. Bir tane soysuz bir insana bir miktar para ver, o dini de över, dine de söver. Aldığı para karşılığında ahiretini bile satar. Başka ülkelere gavur dersiniz, kendi dininizi yüceltirsiniz, ne kadar imanlı olduğunuzdan bahsedersiniz ama ülkenizdeki vatandaşınızın en temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile aciz olursunuz. Tanrı'dan, İncil'den bahsedersiniz ama yetim hakkı da yersiniz, vatandaşınızın özgürlüğünü de kısıtlarsınız. Bu anlattığım şey faşistlerin ve komünistlerin ortak noktasıdır. Faşistliğin ve komünistliğin iyi bir ortak noktası da vardır: uzun sürmemesi. Zayıf insanlar yozlaşmış hükümetin parçası olurlar, şu insanlar gibi. Güçlü insanlar ise iyilikten yana olurlar ve bu yozlaşmış hükümete karşı çıkarlar, V'yi takip edenler gibi. Bu kadınla V'nin hareketleri neredeyse aynı. Çünkü ruhları birbirine benziyor. Her iki ruh da acıdan besleniyor, ihtilal istiyor ve intikam için yanıp tutuşuyor. Bu kadının kendi potansiyelini gerçekleştirmek için dibi görmesi ve büyük acılar çekmesi gerekir. Aynı bu maskeyi takan ruh gibi. Bu kadına acı çektirmek gerekir çünkü acı korkuyu öldürür. Ölen korku ise iradenin potansiyelini gerçekleştirmesini sağlar. Korktuğumuz vakit aklımıza bir sürü ihtimal gelir ama bu ihtimallerden neredeyse hiçbiri gerçekleşmez. Ya başarısız olursam, ya insanlar benimle dalga geçerse, ya rezil olursam. Korkunun bir diğer ismi ise konfor alanıdır. Konfor alanı yok edilen bir insanın potansiyelini gerçekleştirmemesi için herhangi bir sebep yoktur. Kötü eleştirilerden korkmamalıyız çünkü onlar bizim gelişmemizi sağlayacak. Dalga geçen insanlardan korkmamalıyız, bilakis onlara gülmeliyiz çünkü onlar konfor alanını yok edemeyen embesillerdir. Başımıza gelen kötü olaylar bizi korkutmamalı çünkü her şerde bir hayır vardır. Korkunun olduğu yerde iradeden bahsetmek mümkün değildir. Hiç intihar bombacılarını düşündünüz mü? Nasıl bu kadar vicdansız olduklarını, gözlerini kırpmadan binlerce masum insanın canını aldıklarını, binlerce parçaya ayrılsalar bile yine de o bombanın pimini çektiklerini, nasıl bu hale geldiklerini hiç düşündünüz mü? Acının korkuyu yok ettiğini söyledik ama acı vicdanı da yok edebilir mi? İşte burada irade dediğimiz bir özellik devreye giriyor. Zayıf ruhlu bir insan intihar bombacısı olurken onunla aynı acıyı, hatta daha fazlasını çekmiş güçlü ruhlu bir insan kahraman olabiliyor. Bir şeyler feragat etmek gerekir ki davamıza ne kadar sadık olduğumuzu gösterelim. Bazı insanlar zamanından, bazıları dış dünyadan ve bazıları ise hislerinden feragat eder. Peki bize insan olduğumuzu hatırlatan hissi acı silerse insan olduğumuzu nasıl hatırlayacağız? Hiçbir şeye tepki vermeyen bir yaratığa dönüştüğümüz vakit ne olacak? İki soru bizi cevaplara götürmek yerine şu sorulara götürüyor. Halkının iyiliği için insanlığından vazgeçer misin? Ahiretini bir miktar para karşılığında değil, hislerin karşılığında satar mısın? Zayıf ruhunu en büyük acılarla beslemek
istemeye cesaretin var mı? Tanrı'ya insanlığını geri istemek için yalvarır mısın? Bu soruların cevabı ise bedenimizin ardındaki ruha göre değişir. Toplumunu iyi anlamda değiştirebilmeyi başarmış insanlar, büyük acılar çekmiş ve karşılığında korkusuz olabilmeyi başarmışlardır. Sürgüne gönderilenler, mazlumun hakkını savunduğu için hapis yatanlar, liyakatsizliği görünce içi yananlar. Ama bu acılar çoğunlukla bir kahramanı değil, korkunç bir canavarı yaratır. Kahraman olmak nadir bir şeydir, nadir bir ruh gerektirir ama bu acıların karşılığında bir caniye dönüşebilme sadece normal ruhlara, normal insanlara mahsus bir özelliktir. Kötü bir lider olmak zor değildir ama güçlü ve iyi olabilmek işte bu belli bir IQ seviyesini ve iradeyi gerektirir. İrade dediğimiz şey nedir ki? Kötü durumlarda iyi kalabilmeyi başarmak. Fırsatın varken milyonlarca kara parayı elinin tersiyle itmek, dolandırıcılığa kafanın çalışmaması demektir. Acıyla irade bağlantılıdır ama önümüze de şöyle bir şey çıkıyor. Kötü bir mahalleye girin, bir insanın hikayesini dinleyin, emin olun acı dolu bir hikaye dinleyeceksiniz. Daha sonra bu kişiye devletin üst makamlarında bir görev verin, emin olun ilk fırsatta hazineden çalmaya başlayacaktır. Herkesin acı dolu hikayesi var ama çok az kişinin bu hikayelerden ders çıkarabilecek aklı var. Korkan bir lider sürekli sert görünür. Kendince kurallar uydurur, halkı korkutmaya ve baskılamaya çalışır. Çünkü kendisi halktan korkuyordur. Kendisine baş kaldırılmasından ve meydanda asılmasından korkuyordur. İktidar hırsı ve güç birleştiği vakit güç zehirlenmesi yaşanır. Güç zehirlenmesi yaşayan bir liderin de kalbi mühürlenir ve iyi ile kötüyü ayırt edemez. Çoğunlukla kendini rezil eder. Yozlaşmış bir hükümet tarafından yönetilen insanların güçlü kalması gerekmektedir. Çünkü ortaya bir kahraman çıktığı vakit iyi insanlar gerçek potansiyellerini gösterme eğilimindedir. Yozlaşmışlığa karşı yozlaşmamayı başarmış olan insanlar gücünü kahramandan, kahraman da gücünü iyi kalabilmeyi başarmış insanlardan alır. Şuradaki adam diyor ki bu adam işini iyi biliyor. Diktatör bunun karşılığında da yücelik sergiliyor. O kim ki lan işini iyi biliyor? Burada işini iyi bilen benim. Bak o kadar hak kitlesini elimde nasıl oynatıyorum? O it kim de işini iyi yapacak? Burada işini çok 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 iyi yapan kişi benim. Ben olmasam hepinizi kedi yavruları gibi boğup bir kenara atarlar. Bu diktatörün de davasına sadık bir insan olduğunu kurduğu cümlelerden anlayabiliyoruz ama V de davasına çok sadık. Nasıl oluyor da V ve bu diktatör arasındaki güç farkı çok fazla olabiliyor? Bir yerde güç zehirlenmesi yaşayan, davasına çok sadık bir yaratık ama bir yerde de kendini halkı için feda eden bir kahraman görmekteyiz. Söylesenize bir lider kendinden bir şeyleri feragat etmedikçe, üstünlük taslamadıkça, halkının itibarını düşünmedikçe nasıl güçlü olabilir? Zayıf bir lider zayıflığını itibarıyla gizler. Üstünlük taslamayla halkı korkutur, bir şeyleri feragat etmedikçe de halkının emeğini israf etmeye başlar. Halk günlük koşuşturmadan, içinde olduğu döngüden dolayı olup bitenlerin farkında bile değil. Bu halka bakarak propagandanın görevini çok iyi şekilde yaptığını görebilmekteyiz. Dünyada olup bitenlerden habersiz bir halk sadece kendi ülkesinde iyi şeylerin olduğunu düşünüyor. Dünyadaki diğer ülkelerde de sokağa çıkma yasağı gibi bir sürü yasaklar var ama bizdeki yasaklar en hoşgörülüsü, bizdeki silahlar en iyisi ve bizim ülkemiz en güçlüsü diye düşünüyor halk. Birilerinin bu halkı girdiği döngüden çıkarması, onların gözlerini açması gerekiyor. Çünkü baş kaldırmadıkça bilgilenmeyecekler, bilgilenmedikçe de baş kaldırmayacaklar. V'nin müzik tarzından, okuduğu kitap sayısından, estetik anlayışından ve bulunduğu zekice iddialardan onun zeki bir insan olduğunu anlayabiliyoruz. Zeki bir beyne, acıdan beslenen güçlü bir ruha sahip. Bu ikisi kahraman için olmazsa olmaz şeylerdir. Zeki bir beyne sahip bir kahraman, kalbini hislerinin ele geçirmesine izin vermez. Her zaman olasılıkları ve bu olasılıkların sonucunu düşünür. Acıdan beslenen güçlü bir ruhu ise hiç kimse durduramaz. Eğer bu ruha aptal birisi sahip olsaydı, bir diktatör olurdu. Şiddet gerçekten de iyi amaçlar için yarar sağlar mı? Bence yarar sağlar çünkü iyilikten anlamayan bir insana şiddet gösterilmesi gerekir. Adamı 5 defa uyarırsın ama 6. defada anlamazsa şiddete başvurabilirsin. Özellikle yozlaşmış insanların kalbi mühürlenmiştir ve mühürlü kalpte hiçbir zaman iyilikten anlamaz. Topluluğa defalarca zararı dokunmuş insanların bir şekilde yok edilmesi taraftarıyım. Bu filmde davasında başarılı olmuş bir diktatöre tanıklık etmekteyiz. Geçmişi silmiş ve kendi geçmişini yaratmış. Büyük ihtimal 2. Dünya Savaşı'ndaki diktatörler davasında başarılı olsalardı, Adolf Hitler hepsini yerdi ve kendi tarihini kendi yazardı. Filmin hikayesinin George Orwell'ın 1984 adlı yapıtından etkilenilip yazıldığı bariz ortada. Ama hikayenin özgünlüğü bize bu filmin bir kopya olduğunu değil de kaliteli bir film olduğunu gösteriyor. Zaten filmin uyarlandığı eser bir çizgi roman ve bu çizgi romanın yazarının ismi ise Alan Moore. Bu adamın çizgi roman konusu da özgün ve kaliteli işler yaptığını, çizgi romanlarının kaliteli filmlerin ilham kaynağı olduğundan anlayabiliyoruz. Diktatörlüğün karanlık yüzünü bu film bizlere hissettirmeyi başarıyor. Bir dram filmi olmamasına, içinde bol aksiyon barındırmasına rağmen bu film beni etkilemeyi başardı. Aksiyon sahneleriyle bezenmiş, diktatörlüğe çok iyi mesajlar çakan bir film olmuş. Film sadece akıcılığı ve bol aksiyonuyla bizi etkilemekle kalmıyor. Ayrıca bize şu anki Orta Doğu ülkelerini hatırlatarak
gerilmemize de yol açıyor. Bean'in bir sonraki hamlesinin nasıl olacağını tahmin edememek de filmi izlettiren önemli bir etkendi. Böyle kaliteli filmleri izledikçe içim yanıyor. Neden ülkemdeki yönetmenlerin ana odağına sanat almaları gerekirken parayı almalarına anlam veremiyorum. Para kazanmak istiyorsan git borsacılık ya da TikTokçuluk yap. Neden aptal eserlerini sinemayı kirletiyorsun? Çok fazla insana hitap edemeyeceğinden korkuyorsun ama çektiğin filminden bahsedildiği zaman da yüceltilmemesinden yakınıyorsun. Filmin neden yüceltilmiyor? Neden sinemadan çıktıktan 2 dakika sonra filmin unutuluyor ve konuşulmuyor biliyor musun? İnsanların ruhuna hitap etmediğin için, kaliteden anlamadığın için, dehanla onları şaşırtamadığın için.